Merhabalar, Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak sizlerle bir aradayız. Ankara merkezli bir derneğiz. Heritage İstanbul'da bir yıl daveti ilk kez aldık. Katılım önerimiz de felsefenin ve bilimin başladığı yer olan MİLET'e dikkat çekmekti. MİLET hem felsefenin hem de bilimin başladığı yer olmasına rağmen halen UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmayan bir yerdir. Hatta bu konuda herhangi bir öneride de bulunmamıştı bilimlerin arasında. Günümüzde Didim'in bir kasabası olarak görebilirsiniz MİLET'i. Buradaki sergimizde de MİLET'ten geriye kalanlara ilişkin kalıntıları 3 gün boyunca fotoğraf sergimizi takip edebilirsiniz. Bununla birlikte pek çok orada edindiğimiz bilgiler fotoğraf çalışması esnasında da MİLET'e yönelik yanı başındaki Efes'in aksine, Bergama'nın aksine çok ciddi bir kazı çalışması, arkeolojik çalışma yapılmamış durumdadır hala. Pek çok şey toprak altında bulunmaktadır. Hem buna dikkat çekmek hem de MİLET'in insanlık tarihi açısından önemine dikkat çekmek için iki felsefe profesörüyle, iki değerli hocamızla yani anlayız sizlerle. Her ikisi de eski Yunan felsefesinde Türkiye'deki en önemli iki isimle yani olduğumuz kanaatindeyiz. Biri Profesör Doktor Namı Başar, diğer hocamız Profesör Doktor Cengiz Çakmak İstanbul Üniversitesi'nden. Cengiz hocamız aynı zamanda da etkinlik sürecinde hazırlık süresi boyunca bize akademik danışman olarak eşlik etti. Her iki hocama da katılımları için bu pandemi sürecinde oldukça meşakkatli bir şekilde buraya geldiler. Bir hocamız Yok'tan geldi, diğer hocamız Gudanya'dan geldi ve pandemi koşullarında onların ulaşımını sağlamak da oldukça özel şartlar gerektiriyordu. Bu şartlara rağmen davetimizi kabul ettikleri, bizlerle bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmak istedikleri için çok teşekkür ediyorum tüm üyelerimiz adına. Ve ilk sözü Namı Hocam'a bırakıyorum. Buyurun hocam, MİLET'in önemi nedir? Evet, ben şimdi şöyle bir Yunanca okuyayım. MİLETOS diyoruz Yunanca'da. Ve biraz bahtsız bir şey, ondan da bahsettim. Şimdi aradan zaman geçtiği için övüyoruz ama ilk önce Hititler kurmuş, Hititler kurduktan sonra yok olmuş, ondan sonra Nerekler, Kalyalılar tekrardan kurmuşlar. Homeros'un İlyadası'nda söz gelişi Kalyalı bir kent olduğu söylenir. Sonra tekrardan mahvedilmiş, Atina'dan Kodros adlı Platon'un da ailesinin, annem tarafından ailesinin başında bulunan bir başlangıcında bulunan bir kralın yeğeni buraya hücum edip gene şehri yerle bir etmiş ve bir sömürge olarak, Yunan sömürgesi olarak tekrar kurmuş. İşte bu dönemde, Yunan sömürgesi olduğu dönemde çevredeki 12 Efes'i dahil olmak üzere çevredeki 12 şehri burası yönetmeye başlamış ve bir tür neredeyse emperyalist bir kimlik edinmiş. Ama sonradan deniyor ki tarihçiler tarafından Atina'nın emperyalizmi savaş emperyalizmiydi, denizlerde üstünlük. Bunların emperyalizmi ticari emperyalizm. Çünkü Mısır'la, İran'la, Mezopotamya'yla, ticaret yoluyla genişleyen bir şehir olmuş. İşte burada, bu şehirde aşağı yukarı M.Ö. 525'ten, M.Ö. yine 425'e kadar Anaksimenes'in öldüğü 525, 625'te Thales'in doğduğu diyelim. Bu dönemde bir tür fırlama, patlama olmuş ve o patlamada epistemik adını verdiğimiz bir patlama. Gene burada Yunanca'mıza başvuralım. Biz Türkçe'de Latince'den alarak bilim diyoruz, bilmek fiilinden. Çünkü bütün Latince kökenli dillerde öyle deniyor. Oysa Yunanca'da bilmekten gelmiyor. Episteme, Yunanca'da üniversitelere parepistemia deniyor. Bilim demek ama bilmekten değil de epi üstünde, steme, durmak. Üstünde bir şeyi durup sabitlemek demek. Dolayısıyla bilim anlayışları derken bambaşka bir bilim anlayışı içerisindeyiz. Öyle bir bilimi hiyerarşik bir şekilde ortaya koymak değil, bazı şeylerin üstünde durup bunları sabitlemeye deniyor. İkincisi de okul diyoruz ama okul gene sole, Yunancası ki boş vakit, boş zamanları değerlendirme demektir. Atina'da zengin kişilerin çocukları çok gürültü yaptığı için evde onları okula sole, boş vakitlerini zorla geçirin diye yollamışlar, öyle çıkmıştır okul. Platon'la başlıyor o tarz okul. Burada bir tür bizde de işte Osmanlılar'da, Doğu'da gördüğümüz çırak, usta, çırak ilişkisi şeklinde Thales başlatıyor. Onun müridi olan
Anaximandres devam ettiriyor. Onun müridi olan Anaximenes devam ettiriyor. Bu arada Yunanlıların ilk sömürgesi Miletos'tur. İkinci sömürgesi de Krasomenos, yani Urla. Urla'da da Anaxagoras yetişti ve Anaxagoras da bu okuldan feyz almıştır. Ve Anaxagoras'ın öğrencisi olan Arkelaos da buradan o Miletos'tan kalkıp Yunanistan'a gitmiştir, Atina'ya ve Sokrates'in hocasıdır. Bu bakımdan şimdi bunları sırayla Cengiz Bey'e vereceğim. Perez'le başlayacak. Sonra ben tekrar ele alacağım. Belki Anaximenes'i. Bunların yaptıklarında bir bütün fenomenler arasında bir birlik bulma. Bu birliği bir temel arke, başlangıç ya da hükmetmek anlamına da geliyor arke. Başlangıcı ya da hükmetmeye atfetme. Sonra da bunları bir sistem halinde aynı zamanda başkalarına öğretme ve bir akışkanlık sağlama olduğu için Miletos'ta başlayabiliyoruz. Evet, Thales hakkında kendisi hiçbir şey yazmadığı için elimizde bir Platon'un, bir Aristoteles'in, bir Aristoteles'in öğrencisi Teofrastes'in, bir de bu Platon'un kurduğu okulun son müdürü olan İstanbul'dan Simplicius'un metinlerini biliyoruz. Simplicius sonradan Justinian, maalesef Ayasofya'yı kuran Justinian çok inciydi ve kapattı Yunanistan'daki okulları. O yüzden hocaları İran'a gittiler. O Simplicius'un Aristotel fiziği üzerine yazdığı metinden bunlar hakkında bilgilerimiz var. Ve bunlar hakkındaki bilgilere başlamadan önce bir geyiği yok etmeye çalışıyorum. Deniyor ki hep bunlar bilim yapmıştır. Oysa Platon, Aristot politika ve ayrıca ahlak falan yapmışlardır. Bu tamamen yanlış. Bunlar bir kere Thales. İktidara gelmiş birisidir. Sophos, bilge demek bizim bilge kağan gibi iktidara gelip yöneten kişi demek. Aynı şekilde iktidardayken de bir sürü yani yönetimle ilgili düşünceleri vardır. Yine buradan Kolofon'dan giden Xenophanes'in Sicilya'da kurduğu Eleia'yı ele alırsak orada da Parmenides var. Parmenides o kadar yüce bir şekilde yönetmiştir ki orayı 100 yıl boyunca bu Hipokrates yeminleri gibi Parmenides'in tarzında yürüteceğine söz veriyorum demişlerdi. Yani hepsinde politikada vardır bunlarda da. Ve içlerinden bu Sokrates'in hocası olacak olan Arkelaos, iyilik ve kötülük çok görece bir şeydir ve tartışılır bir şeydir diye onu bile sorgulayan birisidir. Dolayısıyla ahlak da vardır. Şu anda ben Cengiz Hoca'ya Thales'i anlatması için sözümü bırakıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor herhalde. Evet hocam. Ben öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Dünya mirası ve miras konusundan bahsetmek istiyorum. Heritage kelimesi babadan kalan mallar demektir. Bir şeyin size kalması için önce babanın ölmesi gerek. Dünya mirası meselesine baktığım zaman o dünya mirası konusunun bir de amblemi var. Amblemler benim için insanların kültürel bilinçaltını da ele verirler. Orada birincisinde hatırladığım kadarıyla Ali Belediz onu konuşmuştu. Bir daire var. O sonsuzluğu, sürekliliği temsil ediyor anladığım kadarıyla. Onun içinde bir kare vardı. Karede insan eliyle yapılanı ortaya koyuyor. Yani kültürü, kültürel tatlı. Daire, sonsuzluk ve de doğayı temsil ediyor. Kare ise insanların yapıp etmelerini. Sonra da oraya bir üçgen geldi. Başlangıçta üçgen yoktu benim araştırdığım kadarıyla. O zaman şöyle yorumladım ben. Üçgen bir ilişkidir, üçlü ilişkidir. Üçgenin olduğu yerde önce iki kişi vardır. Sonra üçüncü bir kişi katılır. Üçüncü kişi diğer iki kişi arasındaki ilişkiyi kuracak olan kişidir. Bunlara fazla girmeyeceğim ama esas noktada şuna değinmek istiyorum. Bizdeki mirasın diğer adı, heritage'in diğer adı evrak-ı metrukadır. Terk edilmiş olan evrak, bırakılmış olan evrak. Şimdi bu iki amblemle terk edilmiş evrağı birlikte kullanmak istiyorum. Evet, Minotos bizim için terk edilmiş bir evrak. Babanın mirasıdır. Babanın ne olduğunu birazdan değineceğim. Ancak baba ölmeden de bize mirası kalmış. Evet, Miletos talihsiz bir şehirdir. Yaşadığı istilalardan dolayı değil, Miletos da aynı zamanda emperyalist bir şehirdir.
bütün Karadeniz'i himayesi altına almıştır. Ve Thales'in yaşadığı dönemde de, ondan önceki dönemde de bu emperyalist politikaları Yunan dünyasında tiran denen adamlar yönetilmektedir. Milotos'un özelliği tiranlar tarafından uzun süre yönetilmiş olmasıdır. Tiranlıya da değinmek zorundayım çünkü bizim derdimiz Milotos'u hem anlatmak hem de Milotos'ta eğer felsefe başladıysa o felsefenin nasıl başladığını da ele almak. Şimdi gelelim o dünya mirası şeyine, amblemine. Dünya mirası ambleminin özü şu, koruyacaksak biz koruyoruz. Sizler koruyamazsınız. Bir yönünde doğrudur. Yani o ülkenin insanları bu mirası koruyamazlar. Doğru ki biz de Milotos'u uzun süre koruyamazsınız. Milotos yağmalanmış bir şehirdir. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren yağmalanmış bir şehirdir. Şimdi bu Herites olayının şeyi şu, babanın mirasını siz değil biz koruyamazsınız. Babanın mirası nasıl korunacak? Benim çerçevemle korunacak. Burada ben biz Ali ile yaptığımız mülakatta bu fikrin eleştirisini yapmıştım. Evrak-ı Meksika olayına geldiğimiz zaman bu koruma olayında gördüğüm bir şey var. Biz korunuzun birinci aşaması Miratos'tan da, Efes'ten de, Bergama'dan da gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun izniyle, gerek kaçak yollardan, hırsızlık yoluyla bir takım eserler alınıyor ve buradaki müzelerde korunuyor. Müze demek zaten mezarlık demektir. Müze kelimesinin geldiği şey bu. Evet, müzeler önemli koruma alanları. Ama tarihi eserleri ben her zaman şimdi solundum, kendi yerinde kullanıyorum. Şimdi ben de aydınlanmacı bir salaklık yapmak istiyorum müsaadenizle. Madem ki buranın halkları koruyamamış, o zaman biz bunları müzelerde kururuz diyebilirsiniz. Ama artık o dönem bitti. Yani biz diyoruz ki, tarihi miras sadece antik Yunan'dan kalanlar değil, etnolojik miras da var, yaşayan insanların mirası da var. Bu mirası yerinde canlı olarak koruyoruz. Şimdi bütün bu gevezeliklerden sonra Milotos'a geldiğimiz zaman evet ben de şaşırdım, ben de bunu bu projeden dolayı öğrendim. Milotos'un kültür mirasına girmemiş olması beni gerçekten rencide etti. Ama ben şimdi diyorum ki artık öyle bir aşamadayız ki Milotos'u Milotos'la korun. Milotos'u yaşayarak korun. Milotos'u yaşayan kültürün içine katarak korumak. Yani Milotos'u bir müzede, bir mezarlık tarzı korumak değil. Evet, arkeolojide bir taktik vardır, teknik de vardır. Eğer siz sergileyemezseniz yer altında bırakın dersiniz. Onu yer üstüne çıkartmak istiyorsak bizim onu koruyabilmemiz gerekir ki biz bu aşamaya geldik. Şimdi gelelim Milotos mevzusuna. Milotos mevzusunda Yunanlılar o yıllarda kendi tarihlerini bilmezler eskiden. Yani milattan önce 5. yüzyılda geldiğimiz zaman Yunanlılar kendi tarihlerini bilmezler. Efsanevi bir takım tarihler uydururlar ve efsanevi tarih uydurmak da her zaman için politiktir. Politik iktidar ilişkilerini ortaya koyar. Milotos'la ilgili benim hatırladığım kadarıyla 4 ya da 5 tane mitolojik öykü var. Bu 4 ya da 5 mitolojik, 5 diyelim rahat ederim. Ben tek sayıları severim. 5 öykünün 3 tanesi Atina'ya bağlıyor Milotos'u. Bu Yunanlıların bir hastalığı var, eski Yunanlıların. Timaeus diyaloğunda da İlafonca bunu bize anlatır. Mısır'a gittiği zaman bilgeli bir tanesi, Mısır'daki bilgeler bu adama derler ki esasında bilgelik bize sizden geldi. Biz emanetçi olarak bilgeliği koruduk. O adam Mısır'ın bilgeliğini seven bir adamdır. O övgü sonucunda Mısır'ın bilgeliği de hayır der, bilgelik bizde değildi, sizden geldi. İnanma, kendine mal ettiği her zaman için çok sever. Özellikle hangisi pardon? Atina kulusu var. Atina çünkü belli bir dönem Ege'de askeri güçle, hocamız da belirtti onu, emperyal bir devlet kurma peşindedir. O emperyal devletle
ekonomik anlamdaki emperyal egemenlik ilişkilerine baktığımız zaman felsefenin doğuşuna da bir kafa açmak istiyorum. Ama hızlı hızlı gitmek istiyorum. Yani Yunanlılar özellikle Atina her şeyi kendine var eder. Bu anlamda da Timaios'un diyaloğunda Platon yakalanır. Zaten bildelik sizindi, sizden bize geldi, şimdi geri alın buyurun der. Bu bağlamda da Milotos 52 parlak bir söz. Hangi yıllarda? 750 ile milattan önce 500 yıllarda ki o dönemde tiranların olduğu dönemdir. Polis denen devlet artık epeyce açığa çıkmıştır, palazlanmıştır. Bu yıllarda anlatılan efsanelere bakarsanız Herodotos bu konuda çok palavra atar ama Herodotos da tuhaf şekilde bizim buralıdır, İzmirli ya da Ege'lidir diyelim. Çok ayrıntıya girmeden kökenleri antik Şipar'da Atina'ya bağlanır. Ancak orada ilginç bir hikaye anlatır. İlk işte Mikenler, şunlar bunlar geldiği zaman milattan önce belli ki onu biz akıl yoluyla çıkartıyoruz. Binli yıllarda, 1500'lerde belki. Karyalı erkekleri öldürmüşler. Burası çok manidar. Karya'daki kadınlarla evlenmişler. Ve Notosların soy ağacında Atinalıları yerleştiriyor. Bu aslında Herodotos alay ediyor öyle bu Notos. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Notos'un düşünce tarihini antik Yunan'da hediye ettiği iki tane kadın var. Bir tanesini çok iyi biliyorsunuz. Aspas. Olağanüstü entelektüel bir kadın ve maalesef Atinalı filozoflar tuhaf adamlardır. Ve bunlardan biri de Sokrates'tir. Sokrates, Menexenos diyaloğunda Aspasya'yı överken aslında yerin dibine sokmuş. İlk bakışta böyle anlamazsanız, onun Yunanca orijinalinden okumazsanız Aspasya'yı över gibi gözüküyor. Aspasya kimdir? Aspasya Perikles'in sevgilisidir. Perikles kimdir? Yunan tarzı demokrasiden bahsedeceğimizdeki son duraklardan biridir. Diğer kadın da yine asil ve entelektüel yönü güçlü bir kadındır. Hatırladığım kadarıyla Monime diye bir kadın. Şimdi bu Herodotos'un anlattığı kadın hikayesinde büyük bir ihtimalle buralara ilişkin bir beyni olabilir. Yani Milotos'un bir özelliği var, filozof yetiştirdiği kadar da entelektüel birikime sahip en az bir tanesini biliyoruz, yetiştirilmiş olması. Diğer iki efsaneye baktığımız zaman da diğer iki efsanede Milotos'un kökenlerinde Minos uygarlığının olduğu ve hatırladığım kadarıyla Girit'te de Milotos denen bir kent vardır. Ve Girit'i Minos uygarlığını, pardon, Milotos'u Minos uygarlığından gelenlerin yani Giritlilerin kurduğunu söyleyen bir efsanedir. Aşağı yukarı da tarihsel, arkeolojik veriler de bunu destekler. Çünkü şeyde son yapılan kazılarda, takip ettim bizi araştırmadan sonra, Minos uygarlığına ilişkin 1300'lü 1400 yıllardan kalma bir takım kalıntılar ortaya çıktı. Yani Milotos'un kökeni konusunda diğer efsaneyi uzatlıyorum. Mikenler var, Atinalılar var, Mikenler Atina bağlantısıyla olmuş olabilir. Minoslular var, yani Giritliler var ama sonuçta Milotos'a geldiğimiz 750 yılında en parlak dönemini yaşayan bir şehirdir. 750 yıllarında da tiranlar var, oligarşiyi devirmişler. Şimdi tiranlar nasıl ortaya çıkar? Tiran'dan ortaya çıkması için önce polis denen bir Yunan dünyasında bir şehir devleti. Bu şehir devletinin de özelliği şu, Homeros'un bize anlattığı krallar, şefler bitmiş artık. Yani 750 yıllarında artık krallar, şefler çok ender olarak birkaç yerde var ama ağırlıklı tren yeni bir devlet anlayışı ve polis. İlyas Destanı'nın da zaten Homeros, Türkçe'de İlyada derler, ben de hocamdan cesaret olarak biraz ben de entelektüel yönünü göstermek istiyorum. İlyada değildir o destanın adı, Türkçe'de İlyas'tır. En azından klasik çevreler bağlamında bizim gibi adamlar öyle adlandırır. İlyas Destanı'nda Ahilleus'un yani Türkçe'de Aşil diye çevrilen o kahraman vardır. O da narsist bir adamdır ciddi anlamda. Onun kalkanından bahseder Homeros. O kalkanda şehir devleti yani polisi anlatır.
İki tane şehir vardır orada. O şehirlerden bir tanesinde meydanda insanlar tartışırlar. Meydan dediğiniz yer agoradır. Agora bir tartışma yeri. İnsanlar orada bir tartışmaya girer. Şimdi polisin özelliği de şu, artık hiç kimse, ben yönetme yetkisini, bu arada yönetme yetkisi ahe, yani arke diye Türkçe'de söylenen ahe, yani birinci anlamı yönetmedir. Yönetme yetkisi kimdedir tartışması başlamış, zaten Plotoslulardan önce başlamış o tartışma. Agora'da ve özellikle Thales'e geldiğim zaman birinci problem, nesnelerin kökü problemi değil. Arke problemi diye Aristoteles'in onlara giydirmeye çalıştığı mevzu yönetme problemi. Yönetme problemi. Yönetme problemi ta Homeros ve Hesiodos'ta metinler bağlamında konuşacaksak burada başlamış. Homeros bize kendi çağında geriye düşmüş bir adam ama edebi yönü olağanüstü. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Ama politik anlamda ortaya koyduğu fikir geri bir fikir. Çünkü o monarkları savunuyor. Bugünkü anlamda monarkları savunuyor. Bize diyor ki evet ya bak ya herkes diyor Agamemnon gibi açgözlü olmayabilir, iktidar düşkünü olmayabilir. Ama diyor Hector gibi adamlar da var. Evet diyor herkes Aşil gibi diyelim artık. Narsis olmayabilir. İşte Paris gibi şehvet düşkünü olmayabilir. Yani size adil monarkla, adil, bize adil monark tavsiyesinde bulunuyor. Hesiodos bunu biraz daha işliyor ama gelin görün ki su meselesine geldiğimiz zaman su dünyadaki nesnelerin kökeni anlamında değil. Su kelimesine baktığınız zaman hidro ya da hidros bir kere özel bir at değil. Çünkü eğer Zeus özel bir at, Kronos özel bir at, Gaia özel bir at ama su özel bir at değil. Şimdi bunu yönetme yetkisine bağlı. Şimdi orada bir takım adamlar Homeros da gazı vermiş. Çünkü Homeros sarayın şairi, edebi yönü yüksek. Ama sarayın şairi. Ama sarayı da kimse nitelediği yok o dönemde. Özellikle şimdi Milatos'a geldik. Milatos'tan önce süreç devam etmiş zaten ama Milatos'ta elimizde metinler var ve bir takım söylentiler var. İşte bu söylentilerden bir tanesi Hüdor terimiz. Şimdi Hüdor terimizine baktığımız zaman genel dağıt. Şimdi eğer her şeyin kökeni suysa doğru diyelim. Niye su diye sorduğunuz zaman su o dönemin polisi için en uygun politik kavramlardan bir tanesi. Şimdi artık kimse bana diyemez ki ben Zeus'un soyundan geliyorum. Arke yetkisi yani arke yetkisi bendedir. Su olunca herkes sudan geldiğinden dolayı o zaman su kendi kendisinin yönetimini elinde tutan bir varlık. Yani su hiç kimsenin yönetiminde değil. Şimdi bu anlamda Thales'in suyuna baktığımız zaman Thales, Aristoteles'in dediği gibi hoca da değindi ona bir doğa filozofu falan değil. Adam safkan bir politik filozof. Ne demek politik filozof? İlk filozoflara baktığınız zaman Atinalı filozoflar, İyonyalıları özel bir şekilde böyle bir ne diyelim politik anlamda geri planda etmeye çalışır. Çünkü politik anlamda Milatos düşüncesinden gelen fikirlere baktığınız zaman orada onları göremiyoruz ama biraz dikkat ettiğimiz zaman hem Anaximandros'ta hem Anaximenes'te benim Thales'in suyuna yaptığım yaklaşımı sergilerseniz bu demokrasiyle ilgili daha da önemlisi cumhuriyetle ilgili temel fikirleri daha net görebiliriz. Şimdi tekrar Thales'e geldiğimiz zaman su nedir? Kendi kendini yöneten ilkedir. Suyun sahibi hiç kimse değildir. Bu anlamda artık hiç kimse yönetim yetkisinin bende olduğunu, çünkü ben doğuştan soyluyum, ben Zeus'tan geldim diye artık iddia edemeyecek Thales'te beraber. Bu anlamda bu adamlar ne doğa filozoflarıdır? Aristoteles'in dediği gibi. Evet şu anlamda doğa felsefesini şu anlamda kabul ediyorsanız Husis felsefesini, politik olan da, ahlaki olan da, diğer siyasi olan etkinlikler de işin içindeyse o anlamda kabul edebiliriz. Ama bunlar bugünkü anlamda doğa felsefesi dediğimiz şey 1500-1600 yıllardan sonra gündeme getireyim ben onu. O anlamda
doğa filozofu falan değiller. Nedir Thales? Mesela Thales ilk örgütlenmeyi yapan adamlardan bir tanesi. İonya Birliği'nin politik örgütlenmesi için çalışan adamlardan bir tanesi. Yine bakmayın siz o öyküye. O öykü Thales'i içimsemek için üretilmiş bir öyküdür. Yani gökteki yıldızlara bakarken burnunun dibini görmeyen adam derler. O gökyüzüne bakan adamın yaptığı işlerden bir tanesi navigasyon kitabı yazmak olmuş. Seyri sefer. Yani geceliğin gemiler nasıl gidebilir? Bu anlamda hem filozoflar gecelikli adamlardır. Aynı zamanda Thales o dönemin politik önderlerinden biridir. Ben şimdilik onu bırakayım. Tekrar hocamız devam etsin. Evet. Thales'in becerikliklerini hatta daha da sayabiliriz. Kendisi kendisiyken zeytin yetiştirmekle de meşgul olmuş ve bir sene zeytinin bol olacağını önceden tahmin edip bol bol zeytin sıkma makinesi almış. Sonradan da bunu herkese dağıtmış ve bundan da para da kazanmış. Bunun dışında Lidyalılarla Medler arasındaki bir savaşta güneş tutulması olacağını söylemiş. 28 Mayıs 585 diye geçiyor. Bazıları sadece 585'i bildi diyorlar. Bazıları belki başka bir yıldır diyorlar ama böyle bir aynı zamanda gelecekte olan şeyler konusunda konuşma beceriklerini ve politikasını bunlara da uygulama özelliklerini gösteriyor. Platon'un anlattığı göklerdeki şeyi bir de şey daha doğru anlatır. Bence Diyojenes Laertius ölmeden önce gene birisi çağırmış onu o sırada evinden bakarken düşmüş diye anlatıyor. Yani bu değişik efsaneler içinde var. Şimdi Anaximandros'a geçelim. Anaximandros Thales'ten sonra gelen ikinci büyük Anaximandros. Anaximandros bir kere ilk haritayı yapmıştır. Çünkü navigasyon dediğimiz hocamız harita yoluyla dünyanın oikumeni bize de ekonomik deniyor ya dini anlamda. Oturulan yerlerin hepsinin bir haritasını çıkarmıştır ve aynı dönemde Babillerin yaptığı bir harita var. Karşılaştırdığımız zaman Babillerin sadece kendilerini Nars şekilde canlandırdığı en büyük bir çizgilerden. Onun ise bütün dünyaya açılma şeklinde bir harita yaptığını görüyoruz. İkincisi, sonradan Darwin'e kadar gelecek olan gelişme teorisi dediğimiz şey konusunda bir düşüncesi vardır. İnsanların balıklardan geldiğini, denizden geldiğini, sulardan geldiğini söylemiştir. Bu da onun yani Thales'çi yönü su her yerde var. O suda ilk canlılar yetişti ki bugün de buna inanıyoruz bilimsel olarak. Ve o sudaki canlılar kenarlara gittire, kurumaya kenarlara geldikçe kabukları var. Kabukları patlıyor ve az yaşıyorlar sonra gittire çok yaşamaya başlıyorlar. Bunlardan kuşlar sonra da insanlar oluyor ve insanlar da kendi kendilerini yetiştiremeyen tek yaratık öbürleri. Çünkü kuşlar şunlar bunlar kendi kendilerine gelişebiliyorlar. Zaten onu da üstünü duralım. Yani physis Yunanca'da doğmak demek değil. Yani bir bazen doğmak olabilir ama bitmek, birdenbire bir yerden fışkırmak, serpilmek, gelişmek, kendisini bir phenomenon, belirti, tezahür olarak gösterip ondan sonra birdenbire aynı şekilde çekilivermek gibi özelliklere sahip. Türkçe'de biz bitkilere bitmek diyoruz ya bazen şu çocuk buradan bitti deriz. Onun gibi böyle bir fırlama yönü var şehrin doğan. Ve buradan yola çıkarak Anaximandros birçok dünyalar olabileceğini bunu sonradan çok sonra ukala olmayan bir aydınlanmacı acaba bir şey yapayım. Fontenel tekrardan almışım. Çok çok fazla dünya oldu. Dünyalar teorisine girmişiz. Aslında Anaximandros'un da elimizde bir tek cümle var. Thales'ten hiç çok yazmamış. Eski zamanlarda sadece Sokrates değil. Thales, Piron birçok kişi yazmıyordu. O cümleyi şu anda kabaca şöyle çevirelim. Şeyler yan yana geldikleri zaman doğdukları yere tekrar geri dönerler ve birbirlerine yaptıkları adaletsizliklerin bedelini ödetirler zaman içerisinde diyor. Bazıları da bu zaman içerisinde sözünün sonradan eklendiğini söylüyorlar. Bunu da işte diyelim ki söz gelişi Aristot veya Platon yani Atinalılar diyorlar ki mesela ağaç birdenbire çıkıyor topraktan. Topraktan besleniyor ama topraktan beslenmesi bir tür adaletsizlik çünkü toprağın canını okuyor büyüyeceğim diye. Sonra zamanla ağaç çürüyünce tekrar toprağa dönüyor ve böylece yapmış olduğu akıllığın bedelini ödüyor. Bu da aslında gene bir politika. Canlı olanı düşünmeleri çünkü Peres ve arkadaşlar önemli. Canlı olan sürekli olarak kendi içindeki bir
hareket etme ilkesi doğrultusunda hareket eder. Ve bu hareket etme ilkesine tanrılar bile uyar. Demin işte doğa çok geniş diyordu hocamıza. Tanrılar da eski Yunan'da şeyleri, yani bu Miletos'lar dünyayı yaratan yaratıklar değildir. O tek tanrıcı Hristiyan Müslüman teolojik olan şey. Tanrılar da zaten dünyanın çeşitli görünümleri, ortaya çıkışları, Afrobitos köpükten çıkıyor, öbürü şaraptan çıkıyor. Hepsi dünyanın içerisindeki oluşumlar. Dolayısıyla bunlar Historia Perifüzeos diye zaten yani yazdıkları eserler. Bu işte bir serpilme, gelişme, bitme üzerine araştırma. Historia deyince işin içine tarih, işin içine ahlak, işin içine politika da giriyor. Ve Historia Perifüzeos olarak Anaximandros'un bir yandan bu insanların balıklardan veya canlıların denizden geldiğini söylemesi, öte yandan harita yapması var. Bir de dünyayla ilgili bir teori yapmış. Dünyayı Thales denizler ortasında yüzüyor gibi görüyordu. Bu kıpırdamıyor diyor. Çünkü eşit uzaklıkta. Eşit uzaklıkta ve çevresinde öbürleri, güneş ve şeyler, işte yıldızlar dönüyorlar. Bu yüzden de Thales'in Hydor yani su ilkesi yerine bu Apeiron ilkesini koyuyor. Apeiron da sonsuz diyoruz ama tam olarak sonsuz değil, sınırsız demek. Sınırsız olarak bütün bir evrenin açılışı söz konusu olan doğaysa ve bu kentlerin ve bu insanların sürekli olarak açılışı. Çünkü kendisi aynı zamanda tiranlara karşıydı. Bu tiran sözünün üzerine biraz daha duralım. Çünkü zamanlar Türkiye'de bunun Yunanca'da tiran okunuyor. Türk olduklarını tuğran sözcüğünden kendilerini söylemişlerdi. İktidara geçen kişiler. Genel olarak iktidarda bir hanedan, bir hanedan iktidardayken birdenbire o hanedanı deviren kişilere tiran veriyor. Böyle geçe Atatürk'ün Osmanlı hanedanı da yürüyüsünü. Ve şeyde Atina'da birçok kereler olmuştur. O yüzden tiran ilk önceleri de olumlu bir sözcüktü. Sonra gitgide tiranlar astı kestik kestik iktidara geldikten sonra ülkeler oluyor. İktidara geldikten sonra gözleri görmeyerek işte narsistik ve başına buyruk hareket ettikleri için eleştirilmeye başladı. Bu Apeiron'da sonsuzlukta, sınırsızlıkta onların da günün birinde nereden çıktılarsa oraya dönecekleri gibi politik bir düşünce de var Anaximandros'tan. Anaximandros'tan sonra da Anaximenes'e geliyoruz. Gene hocamı bırakayım Anaximenes'e. Anaximenes'e benim çok sevdiğim Yunanca bir analoji, bilimde analoji yapar sürekli olarak. Yani A'nın B ile ilgisi C'nin D ile ilgisine eşittir deriz ya. Yani 10 bölü 2 eşittir 20 bölü 4. Bu Pitagoras tarafından geliştirecek daha çok ama bu şeyde son düşünce olan bilim bu arada Anaximenes'te çok öndedir. Mesela yıldızları Heloi der, çiviye benzetir. Çivi gibi yıldızlar asılıdır tepemizde. Ve şeyi aslında yani şeyi yok etmek istemez bu Apeiron'u. Apeiron var ama bir ülke olarak Apeiron çok geniş, çok somut değil diye havayı koyar. Çünkü hava suya, toprağa ve ateşe dönüşüyor. Ve bu dönüşümün ilkesini o da ortaya çıkarır. O ne? Hynosis ve hyknosis ve manosis. Yani yoğunlaşma ve sonra seyrekleşme. Bu iki ilkenin dünyayı, kentleri, toplumu, alakası için yaptığını söyler. Mesela hava birdenbire rüzgara dönüşüyor. Şey olduğu zaman, hyknosis olduğu zaman, yoğunlaştığı zaman. Ondan sonra suya dönüşüyor ve bütün şeyler, yani elementler, element Yunanca değil, Latince bir sözcük değil, LMN, ABC'si anlamına geliyor. Yunanlar stoa diyor, stoiha diyor. Stoihalar bir takım ilkeler doğrultusunda hareket ediyorlar. Dolayısıyla Anaximenes'te bir süreç bilir. Ha, bunu mesela sonradan alırsak, diyelim sonrasını alırsak Hegel çok beğenecek. Çünkü Thales ilk olarak bir tez yaptı. Sonra birazcık ona karşı gelerek Anaximandros diyalektik olarak ona karşı geldi. Anaximenes de hepsini birden tekrar olarak bir sentez yaptı. 19. yüzyılın bilim anlayışlarına dersek. Auguste Comte mesela der ki Thales'lerden başlayan ve Bişa'ya giden gelen bilim. Çünkü Bişa 19. yüzyılın bir şeydi. Günümüzde en çok Michel Serre adlı bir Fransız bilim tarihçisi. 12 tane bilim tarihçisiyle birlikte Mezopotamya, Mısır, Yunan bilimlerinin nasıl çıktığını anlatan bir kitap yazmıştır. Onda da bu üçlü değil, demin hocamın söylediği üç tane var ya, o üçlerin ikincisinin aracı olması önemli. İlla da diyalektik olmayabilir diye.
Bunları alıyoruz. Ve ondan sonra da Ur'la da Anaxagoras var ki o da dünyanın mütevelliğinde Nus, sizin düşünce, zeka, bilinç olduğunu düşünmüştür. Dolayısıyla dünya kendi kendine düşünen bir özelliğe de sahiptir ki insanda bu en üst noktasına gelir diye Arkeneos'a geçirmiştir. Arkeneos'u Sokrates'e geçirmiştir. Dolayısıyla Sokrates de bunun devamıdır. Diyelim ki bu düşünceni böyle alırsak. Bu arada Giritliler ve Hikmuşlu'yu ben yani nesnel olamıyorum bu konuda Giritli olduğum için Giritli'nin kurduğuna daha çok inanıyorum. Yani bir ara Giritliler kurmuşlar. 479 yılında İran Persler yok etti Miletos'u. Yok olduktan sonra Hippodamos adlı bir ilk urbanist şehirci, mimar da şu anda ızgara, Greek'lerin katılımlarında sistemi denilen belki de Girit'te gördüğü eski birbirlerine eşit olan sokakları kurdu. Ben öyle bir yerde oturuyorum İspanya'da. Çünkü 19. yüzyılda bir İtalyan aynı o şekilde tekrardan yapmış oraları. Yani deniz kenarında birbirini dik kesen, paralel ve ızgara şeklinde yerler. Ki York da öyledir, New York da öyledir. 19. yüzyılda Paris de öyle olmuştur. York dedim, İngiltere'de York'ta Konstantin babasının öldüğünü duyup hemen buraya koşmuştur. York'tayken gelmişti. Oradan oraya geçiyorum ve bu yani birbirlerine aynı zamanda silsile olarak miras demişti hocam, oraya geliyorum. Bir miras halinde bir şeyi alıp, meşaleyi alıp devam ettirme ve ondan sonra işte Atina'ya yollayıp Atina'da da onları sadece doğa olarak görüntüler bir yerde. Bu bazı yerlerde hala sürüyor. Biz bunu kırmak için aynı zamanda konuşuyoruz. Bu böyle devam etti. Şimdi tekrar hocama söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Sesi duyuyorum. Evet. Online ders yapmaktan dolayı en çok kullandığım kelime bu. Sesimi duyuyor musunuz arkadaşlar? Demek ki ne kadar karanlıktayım ki sesimin duyulup duyulmamasını sormaya çalışıyorum. Şimdi su, Hidor ve Anaxi Mandros'un Apeiron'u üzerinde biraz konuşma yapmak istiyorum. Şöyle ki bu İonyalı düşünürler, öncelikle düşünür diyelim. Bir kere bunu şuraya bağlamam lazım. Çünkü bu şeyin adı, arkadaşların yaptığı programın adı epistemik devrim. Kaldı ki ben bunu Ali ile röportajda da eleştirdim. Çünkü episteme kelimesi sonraki zamanlarda anlam içeriğini kazanmış ama yine de yerinde bir tespit. Bir kere devrim nedir diye soracak olursak devrim büyük kırılma anlarıdır. Ama logos'a baktığımız zaman şehir anlamında öylesinin süreci işte dediğim gibi 850-750 yıllardan itibaren devam eden bir süreç. Ve bu sürecin cumhuriyete ilk anlamıyla değil tabii ki ve demokrasiye bağlanması ise ancak Perikles zamanında karşımıza çıkıyor. Ama ipuçları hem Parakeet pardon, hem Thales'in Hidor'unda var, hem de Anaximandros'un Apeiron'unda var. Ancak hikayeyi biraz daha geniş açıdan alayım ama hızlı hızlı gidelim. Şöyle ki, bu ilk filozoflara baktığınızda evet elinizde doğru düzgün iki satırdan fazla bir şey yok. Ama daha sonrakilerde var. Kimde var? Xenophanes'te var. Parakletos'ta. İkisinin de ortak özelliği biz bu konuları Homeros ve Hesiodos gibi Musa'lardan işitip duyup dinlemedik. Çünkü o döneme kadar Homeros ve Hesiodos'u arada bir sürü adam var. Başka şairler de var. Ama önemli kilit nokta burası. Ne? Tabii ki elimizde veriler yok ama Xenophanes oralış. Onların da klafonlu. Değirmen verelim. Benim doğduğum yer ama orası değil. Benim doğduğum yer. Benim doğduğum yer Gölcük Değirmen verelim. Neyse. Xenophanes'ten ve Hareketos'tan baktığımız zaman bütün konuları biz kendimiz araştırdık da. İstori kelimesini Xenophanes kullanmaz ama soru sormak, araştırmak anlamına gelen başka bir kelime kullanır. Hareketos'ta historinin tek başına yeterli olmadığını söyler. Şimdi eğer doğruysa, neden doğruysa diyorum? Çünkü filozofların ilk dedikodusunu yapana da Diogenes Laertios'tur. Ciddi anlamda dedikodular vardır.
Yani onu dikkatli okuduğunuz zaman bugün bile söyleyemeyeceğimiz şekilde filozofların birbirlerine neler dediğini görürsünüz. Yani sakın ola ki bugün televizyonda, ama televizyonda katmıyorum, bazen birbirimize sinirlendiğimiz zaman sert yazılar yazarız. O sert yazı yazma tarzı bizi eski Yunan'dan almıştır. Ve de Diagoras ile Leartos'ta bunları görürsünüz. Şimdi onun yalancısıyım. Diagoras ile Leartos'ta bir mektuptan bahsediyor. Göya, Güya, Thales, Merekedes denen bir adama mektup yazmış. O mektupta benim için bir ipucu var. Historik olarak. Ya diyor, sen diyor biliyorum diyor, gezmeyi çok sevmiyorsun. Yurdundan ayrılmayı sevmiyorsun. Bunun dışarısı işte buralara da gel. Sen diyor Solon ve benim gibi gezerek öğrenmeyi sevmiyorsun. İnsanlarla tanışmayı bizim gibi sevmiyorsun. Ben ne yalandığını söylüyorum. Şimdi buradaki önemli öğrenme kaynaklarından biri, her ne kadar Diagoras'a güven olmasa bile, mitoslara dikkat etmek gerekse bile belli ipuçlarını veriyor. Mesela Minotos'un kuruluşu ile ilgili 5 efsane belli ipuçlarını veriyor. Yine bağlantılar var. Bu da bize şunu veriyor. İlk filozoflar da araştırarak, gezip görerek öğrenmeye çalışan adamlardan, yani Thales'teki bu mektup doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ama bize bir ipucu veriyor. En azından Kristofanes'te Heraklitos'u oyun içine soktuğu anda Musalardan öğrendik fikri bitmiş. Musalar kim? Musalar monarşinin ideoloji araştırıcı. Zeus'un kızları. Zeus kim? Bize şeyin Hesiodos'un sunduğu meşruti, adil, baba adam monarşisi. Ama su ve Apeiron üzerinden şimdi kurgulamaya çalıştığım zaman yeni sistem şu. Adalet kişilerde olmayacak. Adalet sistemin kendinde olur. Şimdi suyun bir özelliği var, ölçüye gelebilmesi. Siz onu çok ısıtırsanız, Yunanlılara göre tam bir palavra ama bunun neresi bilimsel diye sormuyorum ama çünkü bana başka bir şey söylüyor. Ateş olursa asla ateş olmaz. Suyu çok soğuttuğunuz zaman buz olur, asla toprak olmaz. Ama sudan hareketle şunu görüyoruz. Su dört ögeye dönüşebiliyor bizzat kendisi. Toprak, hava, ateş. Şimdi bu dört öge arasındaki bir denge. Bu dört öge nedir diye sorarsanız, Polis'in ortaya çıkışından itibaren karşımızda duran dört tane kesim. Aristokratlar, topraklar ellerinde. İktidardan, yani arke diyor bizim olacak. O kon yetkisi, yönetme yetkisi, şeflik yetkisi bizde olacak. İkinci grup ki Thales'i buraya bağlıyorlar. Ne kadar doğru önemli değil. Tüccarlar, bunlar da ticaretle zenginleşmişler. Ticaretle zenginleşmenin oluşu Milotos, Karadeniz'den benim geldiğim yer Sinop, Milotosların kurduğu bir koloni. Şimdi koloniyi kurarsanız kolonide iki adam olacak. Bir, senin gönderdiğin adam. İki, oranın yerli halkları. Bunu aklımızda bir tutalım. Şimdi ikinci kesim tüccarlar. Bunlar da zenginleşmiş, bunlar da afiyetlisini istiyorlar. Üçüncü grup küçük zanaatkarlar. Ve bunlar büyük bir çoğunluk olarak var. Bir de küçük toprak sahipleri adamlar var. Genelde Hesiodos bunları anlatır bize. Bunlar için adalet diyor. Yeryüzünde bunların mallarını adalet yağmak. Adalet bunların mallarını yağmalamaktır. Eğer adalet arayacak olursanız gökyüzüne bakın. Gökyüzünde de ağaların, kralların eline geçmiş. Yani adaleti gökyüzünde aradığınız zaman tanrılar katında benim işime yaramıyor. Yeryüzünde de adalet yağmalamaya hızlıdır. Şimdi bu dört kesim su üzerinden belli bir metronda, belli bir ölçüde tutulacak. Şimdi hemen peşinden Anaximandros'u getiriyor. Anaximandros'la beraber karşımıza dike, adalet terimi çıktı. Ve evet, nasıl bir dike? Kozmik bir adam. Kozmos'ta her şeyi yerli yerinde tutuyor. Nedir? Dört tane öge birbirlerinin hakkına tecavüz edemeyecek. Kim ki tecavüz eder, bu Yunanlıların arkaik adalet anlayışıdır. Tecavüz eden hübris, yani
haddini aşan cezalandırılacaktır. Yani Anaximandros'un bize sunduğu şey kozmik adalet fikri. Şimdi kozmik adalet fikrinden geriye doğru gelelim. Bunu polisin göbeğine ermiştir. Artık bundan sonra Dike kimsenin denetiminde değil. Eğer doğayı, fuzisi bugünkü anlamıyla ele almazsak, o zaman fuzisin göbeğine sudan dolayı metronu, şimdi de adaleti koyduğumuz zaman artık her şeyin temelinde adalet olacak. Bu da hocamız da belirtti. Bu adamların bir özelliği var. Bunlar anayasa yapıcısı. O günkü bağlamda. Yasa yapan adamlar. Hoca Parmenides'ten bahsetti. Aynı şekilde Thales hakkında da bunlar söylenir. Bunlar şehir için en adil yasaları yapıyor. Şimdi yasa yapmanın bir zeminini bulmak zorundasınız. Yasa yapmanın zemini de yasanın içinde olmayacak. Bu adamlar için işler kolay. Çünkü kozmik adalet bizim için şu an şey ifade etmeyen bir fikir. Kozmos'ta her şey yerli yerinde. O zaman kozmosu da bu adalet fikrine göre inşa ediyor. Bunun da anlamı şu, Anaximandros'la beraber Yunan dünyasının çok tanrıcı din anlayışı yıkılmıştır. Artık filozoflar çok tanrıcı din anlayışını bir daha metaforik olarak kullanıyor. Sirkelenmiştir. Artık kozmosun kendisi, Xenofanes'te ve Araketos'ta bunu daha iyi görürsün, ismini sürmezsek geriye doğru anlayamayız. Kozmosun kendisi tanrısal bir varlık olmuş. Bu da adil bir varlık. Şimdi buradan hareketle işte artık Milotos'ta 3 filozof var elimizde. Başka adam yok daha öncesinde. Yani bir takım efsanevi kişilikler var. Şimdi bu 3 adamın fikrini Milotos'taki polis fikrine indirdik. Yani nedir? Artık yasa yapmanın yetkisi, ahesi, gücü herhangi bir sınıfa verilmeyecek. Yeni bir bilge türü ortaya çıkıyor. Bunlar Homeros gibi, Hesiodos gibi değil. Araştırma yapmışlar, Musalardan öğrenmemişler, kendileri araştırmışlar, kendileri öğrenmişler. Onun tarzı çok ayrıdır ama önemli değil burada. Önemli olan nokta Musalardan bir konudur. Bunun adına Ali'nin hatrını mı kıracağım yani? Yemişim felsefeyi, benim için dostluk daha önemli direkten biliyorsun. Yani epistemik bir kopuş diyelim bunu. Evet, bu adamlarda izleri yok ama Xenofanes ve Araketos izleri var. Yeni bir bilgelik türü geliyor. Yeni bilgelik türü Thales'te, Anaximandros'ta bir kere önce bu adamlar bugünkü anlamıyla anakronik olayım mühendis adamlar. Olağanüstü becerikli adamlar. Sofya kelimesinin anlamlarından bir tanesi beceriklilik ama hırsızlığın da sofyası var. Mesela ben iyi bir hırsızlık sofyasına, becerisine sahip olabilirim. İyi bir işte kaptan becerisine sahip olabilirim ama şimdi sofya, Xenofanes'ten hareketle bakarsak ahlaki anlamda bilgi, adil olmak, iyi insan olmak şeklinde ortaya çıkan bir fikir var. Bu fikri biz Thales'in suyuna, Anaximandros'un Dike'sini uyguladığımız zaman bu sefer üçüncü bir noktaya varıyoruz. Birinci nokta kozmik adalet, ikinci nokta polisteki adalet, üçüncü nokta kendimdeki adalet. Artık şu dönem kapanacak. Hangi dönem kapanacak? Homeros'un kahramanlarında şunu görüyorsunuz. Vallahi ben ne yaptığımı bilmiyorum sırtıma, bizim Girit'te, biz ortaklıklarımızla hocayla şeytan sıçradı deriz. Sırtıma şeytan sıçradı. Orada da Yunan dedi kelime var, ate. Valla ne yaptığımı bilmiyorum. Bunu bana tanrılar yaptırdı. Orada Ayas denen aptal bir herif vardı mitolojide. Neyse önemli değil. Ama şimdi artık yaptıklarınızdan siz sorumlusunuz. Neden? Tam basamadınız galiba. Bastım parmağım ucunda. Şu an evet. İyi ki benim elime elbette biraz, sesinden vermiyorum. Biraz toparlayın yani. Hocam. Sorulara da şimdi tamam. Namur Bey'e de söz vereyim. Şöyle. Ne demiştim? Yak saat unuttum değil mi sözümü? Yaşlandım. Ate'den söz ediyorum. Şimdi orada yeni bir bilgelik modeli ortaya çıkıyor. Geliyor musunuz? O da şu. Bundan sonra eğer taşkınlık gösterirsen, hakkından fazlasını elde etmeye çalışırsan, Dike, adalet seni
cezalandırır. Yani bundan sonra bu Pitagoras'la bağlanacak bir yere insanlar kendi yaptıklarından... Sizin eliniz çok uyuştu hocam. Aa, sen bas o zaman da. İnsanlar kendi yaptıklarından ilçesinde durdur anlayacak. Evet. Kendileri sorumlu. Şimdi bunları bir araya getirdiğimiz zaman epistemik anlamda, eğer epistemik devrim diyorsa bizim konuşmamızın başlığı bir, artık Musalardan yani sarayın ideologlarından öğrenme dönemi kapanmıştır. Yani Zeus'un, monarkın ideolojik aygıtı olan Musalardan öğrenme dönemi kapanmış. Bu adamlar kendileri öğrenecek. İkincisi, çok tanrıcı sistem silkelenmiş. Ne demek bu? Artık çok tanrıcılıkta benim anladığım kadarıyla tüm tanrıcılığa ve Yunan tarzı tek tanrıcılığa doğru bir geçiş olacak. Teolojik devrim olmasaydı politik devrim olacaktı. Çünkü teolojik devrimin anlamı da şuydu. Politik anlamda artık hiç kimse soyca ben üstünüm diyemeyecek. Bunun da karşılığı felsefede izotimos olacak. Yani herkesin eşit haysiyeti olması. Bu yıllar sonra tek tanrıcı dinlerde önemli bir şey olacak. Herkes Hazreti İsa'nın kardeşidir. Herkes eşit haysiyete sahiptir fikri halinde dönüşecektir. Üçüncü anlamda politik devrim fikri geliyor. Epistemik devrimin peşinden. Nedir bu politik devrim, eğer devrimse? Artık yeni bir sistem ortaya çıkıyor. Yasayı kurarken işte efendim Zeus'lara, Apollon'lara, şunlara, bunlara artık dayandıramayacaksınız. Yasa yapmayı tanrılara dayandırma fikrinden uzaklaşacağız. Artık yasayı yapma fikri yeni bir kavram olan dikeyin içini değiştirecekler, adalete dayanacak. Üçüncü anlamda etik bir dönüşme oluyor. Artık bundan sonra insanlar kendi yaptıklarından sorumlu. Şimdi gelelim ki sizin 90 tane koleriniz varsa. Yani Miletos'un bir dönem 750 ile 500 arasında 90'a yakın kolerisi var. Bunları nasıl yönetecek? Bunları yönetebilmek için de Anaximandros biçilmiş kaptan, Anaximenes biçilmiş adamlar. Yani Miletos'un o ticari emperyalizmi besleyebilecek iki adam. Neden iki adam? Çünkü sonuçta insanların olduğu yerde Yunan dünyası çatışmacı bir dünya. Yunan dünyası dediğimiz zaman bir sürü çatışma modeli vardır ama çatışmacı bir modeldir. Ve bu modelde insanları bir arada tutmanız gerekir. Yunan dünyasının uyum, Anaximandros'ta da böyledir. Anaximandros daha dönmüş atmıştır. Bunda da böyledir. O çatışan ögeleri bir arada tutacaksın. O zaman Apeiron'un belirsizliğinden biraz gidelim. Eğer kalorinin dışına çıkarsan belirsizlik var. Koleniler bağlamında, Miletos bağlamında belirlilik vardır ve ortak yasaya göre yönetilir. Çünkü sen o adama eşit nomosu vermezsen, eşit nomosu yani eşit yasayı vermezsen, eşit insan hakkını bugünkü anlamda kullandır vermezsen yönetemezsin. Şimdi gelelim şu demokrasi ve tiranlık meselesine. Hocam toparlayabilirsin. Krallık yıkılmış. Oligarşiler gelmiş, açgözlü ve zenginler, hareket dostlarına karşı. Ancak peşinden tiranlar geliyor. Hocanın da belirttiği gibi başlangıçta tiranlar aşağıdaki sınıflara haklar veriyorlar. Özellikle Perikles, Aspasya'nın herhalde etkisi olsa diye düşünüyorum. O Yunan halkına tam anlamıyla eşitliği veriyor, izoyu veriyor. Tam anlamıyla eşitliği veriyor. Şimdi bu bağlamda değerlendirecek olursak Anaximandros ve Anaximenes'in Aereni ve Anaximandros'un Apeiron'un bu bağlamda görecek olursak teolojik dönüşme gerçekleşiyor, politik dönüşme gerçekleşiyor, epistemolojik dönüşme gerçekleşiyor, etik dönüşme, ahlaki dönüşme gerçekleşiyor ve karşımıza gelecek yıllarda demokrasi olarak işlenecek bir fikir çıkıyor. Ancak siz boş zamanı, Suhaile'yi, tiranların zenginliğinde bulabilirsiniz. Miletos'un talihsizliği ve talihi tiranlarıdır.
Hem tiranlar bunlara zenginliği sağlamıştır. Maalesef Tacettin Hocam, demokrasi dışarıdan sömürüyle ya da dışarıyı bu kaynaklarını ele geçirmekle yaşıyor ve Yunan'da da Yunan tarzı Atina demokrasi Perikles zamanında böyle yaşadı. Kalesin, Aneximandros'un, Aneximenes'in olduğu tiranlar zamanında da böyle yerleşti. Ama bizim işimiz de, bizim işimiz Milotos'u Milotos'ta koruyup hayatın içine sokabilmek. Teşekkür ederim hocam. Buyurun Nami Hocam. Evet. İstanbul'a gelerek birazcık söyleyeyim. İstanbul'un da bu kolonilerden biri olduğu söyleniyor. Yani 90 kolonilerden. Çünkü Bizans dediğimiz zaman o Yunanca'da Bizans adlı birisi gelmiş, kurmuş. Onun da Miletos olduğu söyleniyor ama İstanbul'da son ünlü Miletosluğu biliyorsunuz Ayasofya'yı yapan Isitoros. Mühendisliği, doğrultu okumaklığına göre Isitoros. Miletoslu Isitoros diye geçiyor. Şeyle Aydın'ın aynalı birisiyle beraber yapmışlardı. Buradan İstanbul'a gelelim dedim. Okuma olarak da Diogenes Laertius çok yakınlığında çevirisi var şu anda. Çok kolay ve zevkli bir yazardır. Yani daldan tatlı derip odada diyelim. Agon yani çatışma uygarlığını da gösterir Yunanların olduğunu. Hatta gene günümüzden diyelim Fransız düşünür Michel Foucault. Gilles Deleuze'ü övdüğü yazısında Gilles Deleuze bize Diogenes Laertius tarzı felsefe yapmayı tekrardan başlamamızı önerdi diye gündeme getirir. Bu arada şeyde yani Miletos'ta ilk kazanan başka kişiler var. Aristides diye bir ilk olarak açık saçık metinler yazmış birisi vardır. Şey, coğrafyacı DKT vardır. Daha böyle bir sürü şeye girerseniz. Link posta galiba millette de öyle söyledim. Yok. Eksane mi var? Demokritos mu diyorsun? Evet. Yok. Trakya mı o ya? O da böyle. Evet. Demokritos beyaz demek. Filetler. Bazı kaynaklar millette öyle. Yani o evet tabii kaynak. Bu arada yani tarihçiler şu anda bir de Hint-Avrupa olayının üzerine duruyorlar değil mi? Onu da duralım. Çünkü o 4-3 dedik ya sınıflarla ilgili olarak. 18. yüzyılın sonunda bizim Kuzey Hindistan bizimdi. İngilizler orayı aldılar ve oradaki bir alim, İngiliz alim William Jones şeyi buldu. Değil mi? Hint-Avrupa'da yani Hindistan'da İngilizlerle aynı uygarlığın beraber olduğunu ama bu coğrafi olarak açıklanamıyordu. Atatürk döneminde Georges Dumézil adlı Fransız yazar buraya gelerek, başka yerlere de giderek Avrupalıların özellikleri üzerine çok yazdı çizdi. Kendisini tanıdım ben. Çünkü Boğaziçi'nde şu anda şey var. Adına kızısı var. 84'te öldü. Türkiye benim Türk vatanım diye bir kitap hediye etti bana. O Georges Dumézil işte diyor ki üçlü bir sistem vardı. Ki bu üçlü bazen bir tanesi ikiye bölünerek dört falan oluyor. Bütün Avrupa uygarlıklarında toprağı işleyenler ve yöneticiler, rahipler, öğretmenler, yöneticiler ve askerler, koruyucular. Ve bu üçlü sistem sınıf neredeyse böyle bir Hindistan'daki hiyerarşi gibi hala devam ediyor Batı ülkelerinde. Gerçekten de Amerika'da olabilir çünkü ama Avrupa'da köylüler hep böyle işler, şeyler hep, burjuvalar hep burja kalıyorlar. Çok zor. Sınıftan bir sınıfa atlamak. Hadi bizim yani yeni öğreniyoruz. Ortaokul mezunu olan birisi şeyler yapabiliyor Amerika'da değil mi? Bu gibi farklılıklar şeyde Avrupa topluluklarından çıkışlarda oluyor. Demokrasiyle ilgili olarak yine bir eleştiri getireyim. Artışı açılan demokrasi yani Yunanistan'da başlayan demokrasi. Parayla ilgili bir şeydir. Çünkü Solon, sonra Kristeves, sonra işte Perikles demokrasi yaptıkları zaman halktan kişilerini belirli yerlere demo oturulacak yani bilim olarak da meskun olan yerler. Onları oraya oturtuyorlar. Vergi alınıyor onlardan. Ve ondan sonra onlar belirli bir hiyerarşi içerisinde vergi yerlerine oturtuyorlar. Marx nasıl başlamıştı felsefeye? Üniversiteden mezun olmuş gitmiş. Dağlar var orada. Şeyde onun kenarında. Dağlarda köylüler birdenbire hapse atılıyorlar. Neden? Odun çalıyorlar diye. Halbuki eskiden orası herkes alırken odun. Birdenbire birilerine verilmiş orası. Artık hırsızlık oluyor. Böylece özel mülkiyetle ilgili bir şey de vardır demokrasinin. Parayla özel mülkiyeti korumak. Onun için eleştirecek bir yönü de vardır. Zaten demokrasinin eleştirecek bir yönü olduğunu
Platon'dan başlayarak birçok kişi söyler de biz de şu anda görebiliyoruz. Bu şekilde birazcık modern dünyaya getirerek bitireyim dedim. Ben çok teşekkür ediyorum her birimize, özellikle hocalarıma bu zorlu süreçte bize eşlik ettikleri için. İlerleyen yıllarda çok daha kapsamlı etkinliklerle yan yana olmak üzere Ankara'da da Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak etkinliklerimiz devam edecektir. İyi günler dilerim.